City Car Drive'den herkese merhaba arkadaşlar. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir aracımız var. Şöyle bir Jetta'mız var. Bugün arkadaşlar güzel bir bölüm olacak. Araç karşılaştırmaları yapacağız. İlk önce şu Jetta'mıza başlayalım arkadaşlar. Bakalım bu araçlar arasında en hızlısı hangisi? Emsal araçlarla karşılaştıracağız. Şöyle el frenimizi indirelim. İzlemeden arkadaşlar tahmin edin sizce hangisi diye. Ben de izleme şey yapmadan, oynamadan tahmin edeceğim. Bence Civic en iyisi gelecek diye düşünüyorum. Şöyle yavaş yavaş otobanımıza bağladım. Şurada bir son izlenemesi yapalım arkadaşlar. Hatta kırmızıda falan durmayak şöyle direkt yapıştıralım. Zaten biz burada deneme yapıyoruz arkadaşlar. Oğlum ne sattıyorsun öyle yalan. Şimdi bu bakalım bu araç arkadaşlar 1.4 TCI diye geçiyor. Ama benim en umutlu olduğum araç Civic. Bakalım o araçla Focus arasında bir fark olacak mı? Şimdi 3 tane araç karşılaştıracağız arkadaşlar. Belki eğer ki yani araya Astra falan da koyabilirim. Bunun çünkü bu emsaldeki araçları karşılaştırıyorum. C segmenti emsaldeki araçları. Bunun dışında arkadaşlar birçok araba gelecek burada. Suvoy, Suvların falan süper işte. Lüks araçlar, 5 kasa, E kasa falan gibisinden. Bayağı bir karşılaştırma videomuz olacak arkadaşlar burada. Şimdi şu Jetta'yı bir deneyelim. Bakalım Jetta'mızın ciğeri neymiş arkadaşlar. Hadi lan 160 hadi. 160'ı gördük arkadaşlar. Şurada yol tıkanıyor ama diyorlar çekil lan önüne. 170. Arkadaşlar beklediğimden daha yavaş çıktı ya bu. Ama normalde bu 1.4 TCI gider yani. 200-210'u falan görür düz yolda. Bu araba bakayım 174.6 falan. Hadi lan. Yok arkadaşlar gitmiyor diyor. 177. Jetta'mız tıkandı arkadaşlar. 178. Hadi lan. 177 arkadaşlar bunun sonrası. Daha da gitmiyor. Vay be. Jetta'ya bak arkadaşlar. 177. Son. Daha gitmiyor. Neyse arkadaşlar. Diğer aracımıza geçelim. Bakalım arkadaşlar. Focus burada nasıl gidiyor. Arkadaşlar bakın. Yeni aracımızla buraya geldik. Focus'umuzla geldik buraya. Burada bakın. Güzel bir Focus 3'ümüz var. Hep aynı kasalarla karşılaşıyor arkadaşlar. Farkındaysanız. O da eski kasaydı. Emsal kasa. Bu da eski kasa. Şimdi gene bu kasayla geldik. Şimdi buradan çıkalım. Focus'tan biraz umutluyum arkadaşlar. Bakalım. Bu 200'lere falan görür diye düşünüyorum. Şimdi birazdan anlarız. O da 2013-14 kasa falan da o Jetta arkadaşlar. Bu da 2013 kasa, 14 kasa falan. Yani bayağı bir adil olacak. Civic de aynısı olacak. Onda da 2013-14 kasa falan olacak. Astra da öyle arkadaşlar. Yani bayağı bir emsal bir karşılaştırma olacak. Biri yeni biri eski falan olmayacak. Şuradaki şurayı bir atlayalım. Bu şekildeki karşılaştırmaları seviyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtin. Bu şekilde karşılaştırmalı videolar gelir. Çok arabamız var. Bayağı bir araba karşılaştırırız yani. Şuradan 140. Arabamız bayağı güzel gidiyor yani. Hatta bu bölüm 4 tane karşılaştırdık arkadaşlar. Astra'yı da koyarız. 160, 170 falan. Bu 4'te bile 170 görüyor arkadaşlar. 170, 4, 5, 7, 175 görüyor 4'te. Şöyle 5'e atayım bakayım. 200'ü falan görür mü? Ama yol müsait değil arkadaşlar. Bakayım bana oğlum. Allah be ha. 200, 202, 204, 205. Vay be Focus gidiyor arkadaşlar. 208. Ben Civic'ten umutluyum ama bakalım bu Civic'e geçebilir. 208. Son hızımız bu arkadaşlar. 208 daha gitmiyor. 207. Vay. Son hızımızı gördük arkadaşlar. Neyse diğer aracımıza geçelim arkadaşlar. Diğer araç da Civic. Bakalım arkadaşlar Civic'in son hızı neymiş. Yeni aracımıza geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın burada bir Civic'imiz var. 2013-14 kasa. Şöyle içi fena duruyor arkadaşlar. Bakın şöyle bir içine geçeyim. Bak içi bayağı güzel duruyor. Hatta arkadaşlar bu araçlarla oynamamı isterseniz normalde bu araçlarla böyle şehirlerde dolaşırız. İşte istediğiniz bir araç varsa Civic'de dolaş diyorsanız, Focus'da dolaş diyorsanız onlarla da dolaşırız. Yani böyle kısa bir sürüş değil de uzun uzadıya bir takılırız arkadaşlar bu araçlarla. Şimdi şuradan bir otobana doğru çıkalım. Bu arada arkadaşlar demin baktım o Focus 2000 motormuş. Bu Civic de 2000 motor. 200 beygir falan. O Jetta 1.4 TCI'miş arkadaşlar. Böyle bir fark var. Onu da söyleyelim. Bakalım bu Civic'imiz bakalım Focus'u geçebilecek mi? Hay bakalım. Şuradan şöyle yavaş. Aynen. Şuradan şöyle bir yapıştıralım arkadaşlar. Demin Focus'ta kaç görmüştük lan? 207 mi? 208 mi? Öyle bir şeydi değil mi? Bakalım bu araba ne kadar küçük arkadaşlar. O Jetta'yla da 180 küsur bir şey görmüştük herhalde. 173 mi? 5 mi? Öyle bir şeydi. 180 mi? Tam 180'di herhalde. O
buraya gidiyor arkadaşlar. Direkt 200'ü gördü ya. Dur şurada bir yapıştırayım. Şurası tıkanıyor. Oraya bir geçeyim arkadaşlar. Şuradan böyle bir yapıştıralım bakalım. Sonunda neymiş arkadaşlar bu araba. 204, 205, 6, 7, 10. Fokus'u da geçti ya. Dur bakayım. 224, 225, 26. Vay vay vay. Civic arkadaşlar. Sonuç 226. Herhalde en hızlı aracımız bu. Bir de Astra'ya geçeceğiz arkadaşlar. Bir de Astra'ya bakalım. Astra bakalım arkadaşlar bizi umutlandıracak mı? Bir de ona bakalım. Astra bunu geçebilecek mi? Şu an en hızlı aracımız Civic arkadaşlar. Arkadaşlar son aracımız Astra'ya da geldik. Hatta bunda da geceyi aldım. Buna da gece sürüş yapalım. Bakın şöyle güzel bir Astra'mız var. Bayağı bir güzel duruyor. Şöyle içine geçip içi falan bayağı güzel durduğu için şunu bu gece alayım dedim. Hatta diğer araçları da gece gösterebilirdim ben size ama onları sonra gösteririm. Şöyle manuel alayım. Bakayım bu araba arkadaşlar Civic'i geçemez diye düşünüyorum. Focus da belki kafa kafaya gider ama Jet de geçebilir belki arkadaşlar. Şuradan şöyle devam edelim bakalım. Direkt şuradan otobana çıkalım. Dön 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 dön. Şuradan mı gelmiş lan? Allah. Oğlum nasıl yanmıyor lan böyle? Allah. Lan bu araba fena yanmıyor he. Bakayım harbiden yanmıyor. Her zaman yanmıyor ama dur bakayım. Manuelde yanmıyor bayağı arkadaşlar. Şöyle uzunlarımızla yakalım. Uzunlarımızla yakaladığımızı görelim arkadaşlar. Ulan manuel 3'te bile 160-170'i görüyor direkt arkadaşlar. Şöyle bir devam edelim. Arkadaşlar bu ne ya? Acayip kayıyor. Baksana nasıl yanmıyor. Bu arabanın yol tutuşu bayağı bir sıkıntılı. Şuradan şöyle devam edelim biz. İkide bakayım. İkinci viteste arkadaşlar 120'yi görüyor. Vay vay vay. İkide bile 120'yi görüyor. 3'te 160 falan görüyor herhalde. Bu Civic geçerse var ya bayağı bir şaşırırım arkadaşlar. Ama ben en umutlu Civic'te umutluydum. Geçerse bayağı bir şaşırırım arkadaşlar. Ulan 170. Haydi 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 bas 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 bas. Arkadaşlar 3'te bile şey geçti ya. Neredeyse jetle geçti. 3. vites 180. Hatta geçti bile. 183. D'ye takayım bakayım. Son vitese geçsin. 184. 185. Hadi hadi hadi. Hadi 200'ü görürsün. Focus'a yaklaş bakayım. 199. 200. Hadi 200'ü de gördük arkadaşlar. 201. 202. 203. 204. Bak bir vites daha attı. Ondan sonra tıkandı arkadaşlar. Ama bu normalde orada manuel gitsek. Durun arkadaşlar. Ben bir de bunu manuel alayım. Manuelde deneyim. Çünkü orada bir vites attı. Orada tıkandı. Bir de manuele geçelim. Bakalım manuelde ne yapacak arkadaşlar. 200-204 falan bastı bu. Bir de arkadaşlar manuele geçtik. Bakalım manuelde ne yapacak. Demin 200 orada bir sanki daha gidecekmiş gibi de vites attı. Orada tıkandı gibi geldi bana. Bir de manuel deneyelim bakalım arkadaşlar. Ya arkadaşlar fena lan bu ne oğlum ya. Bu ne ya. Gerçekten arkadaşlar böyle bir yol tutuş yok ya. Çünkü bu arabanın sıkıntısı ne biliyor musun arkadaşlar? Bu mod eski bir mod. Eski mod olduğu için bayağı bir sıkıntılı mesela. Yenilerde öyle bir sıkıntı yok. Yenileri güzel modlamışlar. İşte bunlar bayağı eski olduğu için bayağı bir sıkıntı. O jet de yeniydi mesela arkadaşlar. Ondan yana sıkıntı çıkmazdı. Bu Focus da Astra da bunlar eski modlar. Civic de eskiydi. Bir tek jet de yeni bunların arasında mod olarak. O yeni işte eski modlar bayağı bir sıkıntı çıkartıyor. Yine 3'te basalım bakalım. 175, 6, 7, 8 gidiyor gene. Şöyle 4'e takalım. Bu araba 5'te tıkanıyor bir ihtimalle. 5'e takmayacağız. 189. Hadi bakayım. Şimdi gidecekmiş gibi geliyor bana arkadaşlar. Bayağı bir. 206, 207, 209, 210. Hadi lan hadi lan. Ulan bu gidiyor ya. Harbiden gidiyor arkadaşlar. Pella zaten CL arabadır. Bak 224, 5. 5'e atarsam tıkanacak kesin. 227. Ulan Civic'e kafa tutuyor. Hiç beklemiyordum arkadaşlar. Yani. 228. Hadi hadi. 228 4'te 5'e attım bakayım. 5'e attım mı öldü araba. Aa gitmiyor baksanıza. Tekrardan 4'e çekin şöyle. Bak. Bu araba bu kadar gidiyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar o Jetta'da, Metta'da onların manuelde denedim. Onlar manuelde de aynı hızda gidiyor yani daha fazla gitmiyor. Oradan yine kafanız karışmasın. Onların yani son hızı o. Oradan fazla gitmiyor. Manuelde de denedim ben onu. Daha fazla gitmiyor arkadaşlar. Ah be ulan yakıtımız da bitti. Şöyle boşalayım arkadaşlar. Gittiği yere kadar gitsin bakayım. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar.
Şöyle bir yağmurlu yapayım. Gece mi yap? Dur bakayım. Şöyle dur. Şuraya basalım ha. Şöyle yağmurlu havada gittiği kadar gitsin bakayım. Nereye kadar gidecek arkadaşlar? 180, 180 gidiyor. Gaza maza basmıyor. Hiçbir yere basmıyor arkadaşlar. Bakayım nereye kadar gidecek. Yakıt bitti. Bence arkadaşlar bu yolun sonundaki o orman yoluna bağlanan yola kadar gider böyle. Hatta frene basmazsak orayı bile geçebilir. Yakıt tamamen bitmiştir. Aynen bitti. Tamamen bitti arkadaşlar yakıt. Şuradan gideyim. Bakayım nereye kadar gidecek arkadaşlar. Sizce bu araba nereye kadar gider böyle? Şu virajı dönebilirsek. Bu araba çok da dönecekmiş gibi de durmuyor ama. Şu virajı dönebilirsek bakayım arkadaşlar. Bence bayağı bir gideriz lan biz böyle. Burada da bir deney yapmış arkadaşlar, baksanıza. Bak nasıl kayıyor. Bak orada kaymasak var ya. Gidecektik bayağı bir. Orada kaymasa arkadaşlar. Fena kayıyor çünkü. Hala 80'le gidiyor ya. Oğlum ben böyle gideyim bakayım. Yolun sonuna kadar gidecek mi lan bu araba? 80 80 gidiyor arkadaşlar, baksanıza. Saldım arabayı. Şimdi bayır aşağı inecek. Aa şuraya çıkmaz. Oraya çıkmaz arkadaşlar. Bence oraya çıkmaz. Şimdi hızlanıyoruz. Oğlum bu ne lan böyle? Orada yakıtın bitti. Yolun sonuna gideceğim daha neredeyse. Yüzde şuraya çıkarsa bayağı bir gideriz ama çıkmaz bence. Lan arabanın hızı da düşmüyor. Daha fazla düşmesi lazım. 90, 80 yok çıkmaz buraya arkadaşlar belli. 70 ama hala gidiyor bak, 60. Tamam 50. Şu düzlüğe geçecek bakalım arkadaşlar. 54, 55. 50 kilometre hıza düştü. Ulan bu ne arkadaşlar, baksana. Acaba şurayı bak, şuraya kadar giderse. Arkadaşlar durmuyor ya bu araba. Durması lazım normalde. Şuraya kadar giderse bu yolu da gider ha. Buradan da devam eder. Oğlum videoyu bitirecektim. Sırf bunun için bitirmiyorum ya. Dur bakayım. Nereye kadar gidecek lan bu araba böyle? Durmuyor da ya, baksanıza. Şu bayırı çıksın da dursun da bitireyim ya. Merak ettim vallahi. Şimdi burada kapatırsam siz de merak edersiniz. Lan dur da bitirelim kardeşim şu videoyu. 44, 42, 41. Oğlum yavaşlaması lazım. Niye yavaşlamıyor? Daha çok yavaşlaması lazım. Baksanıza arkadaşlar gidiyor yani. Bildiğin gidiyor. %39'a düştü arkadaşlar buradan. Ben arkadaşlar burada bir durdurayım. Bakayım gideceği yere kadar gitsin. O yolun sonuna giderse orada ben tekrardan açarım. Arkadaşlar bu araba durmuyor ya. Bu araba durmadığı için neyse ben burada bölümü bitireyim. Çünkü bu araba durmuyor. Bu ihtimalle böyle yolun sonuna kadar gidecek böyle. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.